Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok zarif bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Çok istek alan, yapımı istenen bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Hemen zürafama batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve zürafa yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4. Toplamda ben buraya 8 tane zürafa ile başlayacağım. Dilerseniz bunu istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Altı, 7, 8, 2, 4, 6 ve 8. Bu şekilde zürafalarımı yaptıktan sonra oyamın ters yüzünü çevirdim. Dilerseniz sağdan sola doğru da çalışabilirsiniz çevirmeden. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi baştaki zürafaya batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde zürafa büyüklüğünde bir pırpır. Zürafadan birazcık daha büyük arkadaşlar. Tekrar her bir zürafayı batıp üzerine zürafa yapıyorum. Buraya zürafadan oluşan bir dağ çalışacağız önce. Modeli tamamladığımızda çok şık oluyor arkadaşlar. Sondaki zürafama battım. Oyamı tekrar çevirdim. Hemen baştaki zürafaya batarak yine küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar bir sonraki zürafaya batarak zürafa yapmaya devam ediyorum. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek. Bu şekilde tekrar geri döndüm. 2, 4, 6 tane zürafamız kaldı. Her sırada bir tane eksilecek. Baştaki zürafaya batarak yine buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafayı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek zürafadan dağımı tamamlayacağım. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek dağımı tamamladım arkadaşlar. Yine zürafamın üzerine geri dönerek buraya pırpırımı yapıp ipimi kopardım. Kenarlarında dörder tane pırpırım oldu. Şimdi modelimizin arasında 3 tane zürafa bırakıyorum. 4. zürafaya batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Yine 8 tane zürafa ile başlayacağım. Buraya bu şekilde dağlarımı yaparak hazırlayacağım arkadaşlar. Diğer dağları da yaparak hazırladım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir işlememiz olacak. Hemen ilk dağımıza işlememizi yapmaya başlayalım. Hemen şu baştaki ilk sıra değil, ikinci sıraya bir işleme yapacağız. Bunun için hemen ikinci sıradaki bu şekilde en alttaki zürafayı batıyorum. Buraya hemen düğümümü atıyorum. Bu şekilde buraya önce sap kısmını oluşturacağız. Daha sonra da yapraklarını hazırlayacağız arkadaşlar. Hemen zürafamın birinin üzerinden diğerinin altından geçerek bu şekilde ipimi çektim. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. Hemen kenarındaki pırpırımın üzerinden batarak yine birinin üzerinden diğerinin altından geçerek buraya ikinci sırayı yapıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı yapmış oldum. Dilerseniz iki sırada da bitirebilirsiniz veyahut da 3 sıra yapabilirsiniz. Ben burada 3 sıra çalışacağım. Hemen en alttaki zürafaya batarak birinin üzerinden diğerinin altından geçerek tekrar yukarıya doğru geliyorum. Bu şekilde 3 sıra yapmış oldum. Tekrar pırpırımın üzerinden batıyorum. Şurayı görmeniz için şuradaki ipimi hemen keseceğim arkadaşlar. Bir, iki, üç, dördüncü. Yani şu kısma gelerek alt kısmından buraya yaprağımı oluşturacağım. Hemen pırpırımın üzerinden batıyorum. Buradan geri çıkıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zürafa oluyor. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum ve yanındaki zürafanın içinden iğnemi çıkararak buraya küçük bir pırpır yapıyorum önce. pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Buraya yaprağımızı oluşturuyoruz. Tekrar aynı yere batarak aşağıya iniyorum. İkinci pırpırımı yapmış oldum. Toplamda 3 tane pırpır olacak. İkinci pırpırıma batıyorum, tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batıp buradan aşağıya iniyorum. Yapraklarımızın pırpırlarını çok fazla uzun tutmuyoruz. Hemen yaprağımın arkasından görün diye kaldırıyorum arkadaşlar. Batmış olduğum zürafanın içine batarak arkasından bu şekilde ipimi geçiriyorum. Hemen bir, yani yaprağımın 1 ve 2 bu kısmından, yani alt kısmından batarak üzerine geçiyorum. Aynı hizada buraya yine yaprak yapıyorum. Dilerseniz şu şekilde katlayarak da çalışabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bir tane küçük pırpır yaparak hemen başlıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere, aynı zürafanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Yaprağımı tamamladım. Yine aynı şekilde arka tarafından, yaprağımın arka tarafından zürafamın içine batıp arka tarafa geçiyorum. Bu şekilde burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde sap kısmını ve yapraklarını oluşturmuş olduk. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerindeki çiçeklerimizi oluşturacağız. Hemen sap kısmının hizasındaki kenarındaki küçük pırpırıma batarak buraya düğüm atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. Arkasındaki ipimi de altından bir kez dolayarak buraya düğümümü atıyorum. Üzerine düğüm atacağımız için ipimizin çözülme ihtimali olmayacak. Bu şekilde düğümlerimiz daha sağlam olacak arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Hemen üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırıma batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. Bana gönderilen resimde üzerinde 3 tane sinek kanadı vardı. Ben de değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz bunun sayısını artırabilirsiniz. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Diğerlerini de yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.